Ay. Siz arkadaşlar de... hafta sonu bana bir şarkı gönderdiler. Dediler ki Müge Hanım adınıza bir şarkı yazılmış. Yasin Aydın. İzlediniz mi? Yok. Söz ve müziği kendisine ait şarkısına benim ismimi vermiş. Düzenlemesi Hüseyin Ulusan'a ait şarkıya bir de video klip çekmiş. Yasin'cim bekliyorum seni. Al arkadaşlarını gel. Şöyle şurada bize güzel güzel de şarkını çal inşallah. Bekliyorum seni buraya. Teşekkür ediyorum. Karadenizli bir bekliyorum. İyi dur hadi görelim şeyin başını ama. Bence buraya gelip bir performans sergilesinler. Bakar mısın şarkının adı da Müge Anlı. Sen beni sarar mısın? Yana yana ararım. Kız sen de arar mısın? Dünya mali bir yana. Sen bir yana sevdim. Bu ne diyen olmadı. Yarın sen olur musun? Dünya mali bir yana. Sen bir yana sevdim. Bu ne diyen olmadı. Yarın sen olur musun? Başkasında suçar ama sensin inan tek sanı. Kaybolan duygularım, büsbütün umutlarım. Bunları da bulabilir mi bana Müge Anlı? Kaybolan duygularım, büsbütün umutlarım. Bunları da bulabilir mi bana Müge Anlı? Yasin'cim çok vallahi teşekkür harika. Ediyorum. Ağzına diline sağlık. İnşallah umutlarınız, hayalleriniz hiç kaybolmasın. Ama onları da bulabilirsiniz. Onları kendi kendiniz bulacaksınız. Kendi kendinize bulacaksınız. Bakın ama ya, çok teşekkür ediyorum. Ağzına diline şarkı sağlık. Çok güzel olmuş çok ya. Güzel. Ya çok güzel. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Benim çok öyle. Güzel olmuş. Yasin al ekibini ilk... gel burada bize şöyle bir çal evet. Şunu canlı canlı bu tamamını. Bu adına ilk şarkı yapılandı. İlk kişi olarak da ben kutluyorum yani. Çok, çok teşekkür muhteşem ederim. Muhteşem bir şarkı olmuş. Gerçekten çok güzel. Tam size layık bir şarkı olmuş. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Yasin'cim beni de çok mutlu ettin. Bekliyoruz seni arkadaşlarınla burada. Evet hayallerini. Ya evet ya benim de ne hayallerim var aslında. Şimdi düşündüm de yani benim hayallerimi kim bulacak onu bilemiyorum. Var mı hayalim? Çok hayalperest birisi değilim. Belki de çok hayalperest birileri bunların bulunmasını istiyor. Ne yaşıyorsak onu yaşıyoruz ya. Evet. Geçen gün bir şey okudum. Ben sizi bilmem de böyle ortaokuldayken hani hep dedim ya öğretmenlerime 1000 tane soru sorardım diye. Hep kader kısmına çok takılırdım yani hani kader nasıl yani falan filan. Sonradan geçen gün bir şey okudum evet galiba Mevlana'nın bir sözünden tam söyleyemem ama. Aslında attığımız ilk adımdan sorumluyuz. Yani kader dediğimiz şey de o. Sonra hangi adımı atarsan at burada programda da belki gördüğüm için kafamda daha netleşti.
Sen attığın o ilk adımdan sorumlusun. Nereye adım atacağınla alakalı. Evet. İyi bir şey mi adım atıyorsun, kötü bir şey mi adım atıyorsun? O adımı attıktan sonra yaşananlar, evet kader, çünkü belli zaten, baştan belli. Bu programda işlediğimiz konular da bana onu daha iyi hissettirdi. Yani gidip ne bileyim define aramaya adım atıyorsan zaten orada yaşayacağın belli. Böyle ölümü göz önüne al yani. Evet, yani mesela yasa dışı bir işe adım atıyorsan işte kaderin öyle şekilleniyor. Daha başka bir, yani iyi bir şey adım atarsan kaderin o şekilde şekilleniyor. Şimdi mesela Semra derdini anlatacak. Şimdi bir şey, yani işte evliliklerde de öyle yani. Aslında herkes söylüyor sana, sen kabul etmiyorsun ama işte adım atıyorsun. Sonra diyorsun ki bir kaderim buymuş, kaderim buymuş ama ilk adımı sen attın. Evet. Biraz işte hayal, yani hayali oraya bağlıyorum. Evet, hayaller kuruyoruz ama o hayallere nasıl ulaşacağımızı, yani o hayallerimize ulaşma yolunu yine attığımız adımlar belirliyor ya. Ama ben sizin hayalleriniz için bir şey söylemek istiyorum. Aslında sizin yaptığınız bütün işler, çok uzun vakit geçirip de aynı zamanda buranın dışında da iyi bir dost olduğumuz için bunu rahatlıkla söylüyorum. Bütün bu başardığınız işler aslında önce hayalini kurduğunuz işler değil mi aslında? O adımları o hayaller doğrultusunda atıyoruz. Tabii ki zaman bizi, olayların akışı bizi zaman zaman farklı sürükleyebiliyor. Ama bir gerçek var ki hayalini kuramadığınız hiçbir adımda da başarılı olma şansınız yok. Yani bütün benim bilimsel hayalim... gelişmeler, özür dilerim. Hayaller bütün olur. Bilimsel evet. Gelişmeler, teknolojideki bu baş döndürücü hızlı gelişmeler hayallerin ürünü aslında. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Ben bir gün herkesin iyi olacağı bir dünyada yaşayabileceğimize inanıyorum. Bunu çok samimi söylüyorum. Evet. Bu bir inanç aslında. Dilek. İnanç. Ben inanıyorum ama. Ben inanıyorum. Keşke daha fazla kişiye el uzatabilsek, bizzat dokunabilsek. Bir de tabii kimse yapılanla yetinmiyor. Herkes daha fazlasını istiyor. Ama bunun için de insanların kendi çabası lazım. İşte keşke şu izlediklerimizden değil mi ders çıkarabilsek, daha çok ders çıkarabilsek. Kendi, yani hayalimiz, daha doğrusu hayalini bir başkasının üzerine kurmayacaksın. Yasin'in şarkısındaki gibi hani, evet. Yasin anladığım kadarıyla birine aşık, hani şarkıda öyle anlatıyor, hani birine aşık, hayalleri kaybolmuş, işte benden hayalini bulmak istiyor. Bence onun hayali aslında ona da aşık olabilecek birini arama şeyi, evet. Ya yani hani gerçekten kendisine de aşık olan birini bulduğu zaman ne olacak, hayali gerçekleşmiş olacak. Buna tabii Yasin'in nezdinde söylemiyorum, o sonuçta bir şarkı yazmış yani. Biraz galiba hayalimizi yine başka birinin üzerine odaklamamak lazım. Kendi üzerimize hayaller kurarsak, kendi yapabileceklerimizin üzerine hayaller kurarsak onu bulabilmek, evet. Daha kolay Yasin'cim. Neyse, bak biz de sabah sabah neler konuşturdun. Gel, bekliyoruz seni, gel tanışalım.